Veya onlar elçilerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Ya da onlar onda delilik var mı diyorlar? Hayır. O içlerinden çoğu hoşlanmasalar da onlara gerçeği getirmiştir. Eğer gerçek onların tutkularına uysaydı, gökler, yer ve bunların içinde bulunanlar kesinlikle bozulup giderdi. Hayır. Biz onlara kendi şan ve şereflerini getirdik. Ama onlar kendi şereflerinden yüz çeviriyorlar. Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin vereceği karşılık daha iyidir. Çünkü o rızık verenlerin en iyisidir. Gerçek şu ki, sen onları doğru bir yola çağırmaktasın. Ama ahirete inanmayanlar ısrarla doğru yoldan çıkmaktadırlar. Eğer biz onlara acısak ve üzerlerindeki darlığı gidersek bile, onlar yine de azgınlıkları içinde bocalayıp dururlardı. Andolsun ki biz onları azapla da yakaladık. Ama onlar yine de Rablerine boyun eğmediler ve yalvarmadılar. Ama sonunda önlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda, işte o zaman bir de bakarsın ki onlar orada tüm ümitlerini yitirmişlerdir. Sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Sonunda O'nun huzurunda toplanacaksınız. Size hayat veren ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır. Onlar da tıpkı öncekilerin söyledikleri gibi söylemektedirler. Onlar dediler ki, öldükten toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra biz mi yeniden diriltileceğiz? Andolsun ki bu tehdit bize de bizden önce atalarımıza da yapıldı. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Onlar Allah'ındır diyecekler. De ki, öyleyse düşünmüyor musunuz? De ki, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse siz Allah'tan korkmaz mısınız? De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin hükümranlığı elinde olan, koruyup kollayan ama kendisi korunup kollanmayan kimdir? Onlar yine Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl olup da böyle büyüleniyorsunuz? Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa elbette yalancıdırlar. Allah çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların niteledikleri şeylerden uzaktır. Allah gaybı da, görülen alemi de bilir. Gerçekten O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir. De ki, ey Rabbim, eğer onların tehdit olundukları azabı bana da göstereceksen, o takdirde ey Rabbim, beni bu zalimler toplumu içinde bırakma. Kuşkusuz bizim onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Sen kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver. Biz onların nitelemelerini en iyi bilenleriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların dürtülerinden sana sığınıyorum. Ey Rabbim, onların yanımda olmalarından da sana sığınıyorum. Onlardan birine ölüm gelip çatınca, o, ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder ki, yapmadığım iyi işler yapayım diyecektir. Hayır, bu onun söylediği boş bir sözdür. Çünkü ölenlerin önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır. Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne akrabalık bağı kalacak ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimlerin tartıları ağır gelirse onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin tartıları da hafif gelirse onlar da kendilerine yazık edenler ve cehennemde sürekli olarak kalacak olanlardır.
Onların yüzlerini ateş yalayacak. Öyle ki orada dudakları büzülüp kalacaktır. Ayetlerim size okunurken, yalanlayanlar sizler değil miydiniz? Diyecekler ki, ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve bu yüzden de sapık bir topluluk olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha eskiye dönersek, artık bizim gerçekten zalim olduğumuz kesinleşir. Allah buyuracak, uzaklaşın oradan, benimle konuşmayın. Çünkü kullarım arasında, ey Rabbimiz, inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin diyen bir grup vardı. Ama siz onları hep alay konusu yapardınız. Öyle ki bu size beni hatırlatmayı unutturdu. Siz onlara gülüp geçerdiniz. Ama bugün ben onları sabrettiklerinden dolayı ödüllendiriyorum. İşte kazançlı çıkanlar ancak onlardır. Allah onlara yeryüzünde kaç yıl kalmıştınız diye soracaktır. Onlar bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Dilersen sayanlara sor diyerek karşılık vereceklerdir. Allah diyecek, çok az bir süre kaldınız. Keşke bilmiş olsaydınız. Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Gerçek hükümranlık elinde olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir. Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçek ki, inkar edenler kurtuluşa eremezler. De ki, ey Rabbim, bağışla ve merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir. Biz onda öğüt almanız için apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı duyacağınız acıma sizi onlara Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın. İnananlardan bir toplulukta onların cezalandırılmalarına tanık olsun. Zina eden erkek, zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir kadından başkasıyla evlenmez. Zina eden kadın da ancak zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenir. Çünkü öylesiyle evlenmek inananlar üzerine haram kılınmıştır. Namuslu kadınları zinayla suçlayıp da sonra 4 tanık getiremeyenlere gelince, onlara 80 değnek vurun ve bundan böyle onların tanıklığını kabul etmeyin. Çünkü onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını iyileştirenler bunun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Eşlerini zinayla suçlayıp da kendilerinden başka tanıkları olmayanlara gelince, onlardan her biri doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 kez tanıklık eder ve 5. kez de eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını diler. Kadının da eşinin yalan söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına